Merhaba arkadaşlar. Yarınlar için dünümüz projesi kapsamında bugün Emre Yavuz ile birlikteyiz. Emre Bey, öncelikle kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? 35 yaşındayım. 12 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Evliyim, bir çocuğum var. Giresun'da yaşıyorum, Giresunluyum. Kısaca böyle. Peki. Peki bu mesleği kimden öğrendiniz? Babamdan öğrendim. Babamdan. Diğer kardeşleriniz de mi peki bu mesleği yapıyor? Yok, 3 kardeşiz. Bir kız, bir oğlan daha var. Kaç yıldır yapıyorsunuz? 12 yıl. 12 yıl. Evet. Yani çocukluktan, gençlikten itibaren öğrendiniz. Gençlik yıllarında başladı. Evet. Peki, hala gençti de yani sonuç olarak biraz daha erken başladı. Peki kolay öğreniliyor mu? Yani uzun sürüyor mu öğrenme süreci? Şimdi hiçbir ustalığın zaten İşi kolay öğrenilmez. Yani kolay öğreniyorum diyen ya da kolay öğrendim diyen usta zaten usta değildir. Kolay iş neyde var? Üniversite okuyup memur olmakta var. Onun haricinde evet. Sokaktaysanız, esnafsanız bunlar zor işler, zor zanaat. Öğrenmesi de zor. Mutlaka uğraştırıyor zaman alıyor. İcra etmesi de, devam etmesi de yani önemli olan öğrenmek değil, öğrendiğini yıllarca yapabilmek. Yıllarca yapabilmek de neden geçiyor? İşini düzgün yapmakta, doğru yapmakta, ayrıca müşteriyi de memnun etmek. Peki neden bu mesleği seçtiniz? Yani okumak gibi bir şeyiniz olmadı mı? Yoksa direkt babanızdan ilgi görerek mi? Yok, biz helal rızık peşindeydik. Torpille bir yerlere girmek de vardı bizim işimizde. Ama olmadı yani. Kendimiz istemedik. Fırsatım oldu ama Allah burayı nasip etti diyelim yani. Öyle. Peki. Sizce bu meslek gelecek nesillere aktarılmalı mıdır? Gelecek nesillere tabii ki aktarılmalıdır. Mesela üniversitedeki bölümlerin yani çok boş olan bölümlerin kaldırılması evet. Sanat yani böyle ustalık isteyen, sanat isteyen şeylerin daha fazla getirilmesini evet. Düşünüyorum yani. Atıyorum mesela üniversitede istatistik, işte uluslararası ilişkiler burada çok var mesela. İşte bankacılık bölümleri falan. Öğrenciler çıkıyorlar, 4 yıl okuyorlar, hiçbir şey yapamıyorlar. Meslek çalışmaya işlerini evet, bulamıyorlar. Kesinlikle. Ama bu tarz yerlerde yani işte hani bizim küçümsediğimiz berber gibi, terzi gibi, ayakkabıcı gibi eskiden çok revaçta olan şeyler şu anda günümüzde kimsenin yapmak istemediği, fazla parası olmayan ama çok kişinin de ihtiyacı olan bir evet. durum. O yüzden yani üniversitelerde bunlar okutulmalı. Yani mesleki eğitimler, dersler tabii verilmeli ki. Yani. Yani bu sadece şeyde olmamalı. Yine devletin bu konuda işte şeyleri var. Ne denir ona? Atılımlar, girişimleri var. Atölyelerde falan işte kuruyorlar, yapıyorlar ama tabii ki yetersiz. Yani üniversitede bu işi eğer bir şey olarak ciddi anlamda bir meslek olarak, ciddi anlamda bir ihtiyaç olarak görüldüğü takdirde yani bunların daha iyi yerlere geleceğini, daha önem verileceğini düşünüyorum. Yurt dışında evet. bunlar herkes tarafından söylenen şeyler daha fazla önem veriliyor, daha fazla değer veriliyor olarak evet. görülüyor. Türkiye'de maalesef değersiz. Gerçekten. Peki atölyeler, fabrikalar açıldı. Bu mesleği etkiledi mi terziliği? Şöyle biz artık yeni dikim yapmıyoruz. Terzilik konusunda yeni dikim yapılmıyor. Takım elbiseler dikilmiyor. Eskiden babamların zamanında takım elbiseler dikiliyordu. Sipariş üzerine, müşteriye ölçü alınarak. Şimdi onlar artık fabrikalarda hazır olarak yapılıyor konfeksiyonlarda. Biz burada sadece yani insanların üzerine göre daraltma, kısaltma, evet. işte bunun gibi bedenini uydurmaya çalışıyoruz. Hı hı. Yani. Etkilemiyor yani bizi. Onların olması daha fazla konfeksiyon demek, daha fazla mevcut piyasaya iş demek. O da bize evet. ekstra sağlar yani. Peki zorlandığınız konular oluyor mu müşterilerle ilgili ya da evet. herhangi bir yani ilgili? Yani iş konusunda zorlandığımız olmuyor ama müşterilerle alakalı problem evet, oluyor. İllaki. Bunun problem olmasının ana sebebi de tabii ki para. Evet. Yani piyasa çok fazla derecede maddiyat olarak arttığı için biz de haliyle yapmış olduğumuz işlere zam yapmamız gerekiyor. Ama bunun mevcut olarak
müşterilere yapamıyoruz. Evet. Her şey zamlanmışken bize de işte fazla fiyat söylemeyin. Zaten paramız yok. Çoğu zaten müşterilerimiz öğrenci. Öğrencilerde de zaten para yok. O yüzden arada kalıyoruz. Öğrencinin klasik cümlesi, öğrenciyiz abi indirip yap evet, gibi. Evet. Peki bu mesleğe girmek isteyen kişilere ne gibi önerilerde bulunursunuz? Girmesinler. Yani öyle bir önerim yok. Bu kadar net. Evet, girmesinler. Ya yani değeri bilinene kadar en azından bu işin yapılmasını taraftar değilim. Yani biz de girdik bir kere çıkmaya çıkamıyoruz. Evet. Ama tabii ki bak en başından da söylediğim gibi gerçekten çok büyük bir ihtiyaç. İnsanlar artık bir düğmelerini dahi yani takım elbiselerini giyiyorlar mesela işe gidiyorlar ama bir düğmeleri koptuğu zaman düğmelerini dikemiyorlar yani. Evet. Devletin öncelikle istihdam sağlaması lazım, evet. Zorunluluk kılması lazım. Yani bir iş yerinde %70 kapasiteyle teknik lise mezunu, teknik liseden mezun olan öğrencilerin, işte sanat okulu mezunu, mobilya dekorasyon, terzi, ben elektrik bölümü mezunuyum. Ama ya işimi icra edemedim. Neden? Çünkü istihdam sağlamıyor. Gidiyor kalitesiz eleman alıyor. Evet. Konfeksiyonda çalıştırıyor. Ama bu alanda mezun olan öğrenci açıkta kalıyor. Evet, aynen. Devletin bununla ilgili önce bir kanun çıkarması lazım. Bir de İşverene zorunlu kılması lazım. %70 kapasiteyle teknik lise mezun elemanı çalıştıracak ki bu iş sanat görürsün. Bir de özellikle şu var, onu da söylemeden geçmeyeyim. Suriyeli, Afgan, bunlar ülkemize geldikten sonra özellikle sanat alanlarında işte az önce abinin de söylediği gibi işte atölye olsun işte herhangi fark etmiyor. Hepsi de Afgan ve Suriyeliler uygun fiyata çalıştırılıyor. Sigorta primleri ödenmiyor. Bundan dolayı da işveren yani bizler gibi insanların bunları tercih etmeleri sağlanıyor. Ama benim kardeşim işte benim yeğenim İşte okuyamıyor belki, kafası almıyor, herkesin kafası bir değil ama sonuç olarak gelip de burada bana çalışamıyor yani. Evet. O fiyatlara çalışamıyor belki. Onlar 15 kardeş, 20 kardeş bir şekilde götürüyorlar. Özellikle büyük şehirlerde çok var ama yani özellikle bunu Suriyeli ve Afganlar, işte yabancı örgütlü insanların ülkemizde olmalarını istemiyoruz yani. Biz Türkiye olarak kendi kendimize kavralalım, kendi kendimize işe yapalım. Evet. Onlar da gitsinler memleketlerine, artık savaş bitti. Orada şey yapsınlar yani. Haklısınız. Peki Emre Bey, bugün bize yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Şey değil.